İsrail'in Gazze'ye yönelik arttırdığı bombardıman 16. gününde devam ederken Mısır'ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenlendi. Başkent Kahire'de yapılan zirvede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Zirveye dün Gazze şeridinin dünya açılan kapısı olarak bilinen Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Guterres konuşmasında gerçek zamanda yaşanan bir insani felaketi gördüm dedi. Gıda ve tıbbi ilaç malzemesinin bulunduğu kamyonların Mısır tarafından beklediğine dikkat çeken Guterres, sınırın diğer tarafı olan Gazze şeridinde ise insanlar su, gıda, ilaç ve elektrik olmadan yaşamaya çalışıyor ifadelerini kullandı. Gerekli yardımların Gazze halkına sağlanması için ara vermeden çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Bu kamyonların mümkün olduğunca hızlı sürekli ve güvenli bir şekilde Mısır'dan Gazze'ye hareket etmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Guterres kısa vadeli planların net olması gerektiğini ifade kaydederek Gazze'ye acil, sınırsız ve sürekli insan yardım gönderilmesi, Hamas tarafından tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani ateşkesin derhal sağlanması çağrısını yineledi. Filistin halkının şikayetlerinin meşru olduğunu kaydeden Guterres, Hamas'ın İsraillere yönelik saldırılarının bir bahanesi olamaz. Aynı zamanda Hamas'ın saldırıları Filistin halkının toplu cezalandırılması haklı göstermez dedim. Irak Başkanı Muhammed Şia Sudan'ı ise konuşmasında Filistin halkının soykırıma maruz kaldığını söyledi. Konuşmasında bu nefret dolu işgale son vermenin zamanı gelmedi mi diyen Sudani, evleri ve hastanelerdeki sivilleri hedef alan İsrail Filistin halkına soykırım işliyor dedi. Siyonist savaş kanunları da dahil olmak üzere uluslararası güvenliği etkileyecek yasaları ihlal etmeye devam ediyor diyen Sudani, İsrail'in Gazze şeridindeki Al Ahli Arap Hastanesi'ne bombalamasına değinerek Baptist Hastanesi katliamı Siyonist işgalin gerçek yüzünü göstererek rejimin tüm kırmızı çizgileri aşan niyetlerini ortaya koydu. ifadeleri نيكولاند. الخاصة بأسر الحروب والاتفاقية الرابعة التي توفر الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة.